kızım, senin elinde Mine'nin aldığına dair ne bir delilin var, ne bir şeyin var. Bir şüphe için neden yaptın böyle bir şeyi Ayşe? Ha? Yapmadığın bir suçu neden üstüne aldın? Ya ne yapsaydım abi? Delile gerek yok ki. Mine'nin yaptığı ortada. İyice çığırından çıktı abi. Nasıl davranacağımı, ne yapacağımı, onu nasıl ıslah edeceğimi bilemiyorum. Şaşırdım. Yani yine de o kızcağız almadı demek istiyorum ama bu sabah gelip benden para istedi. Sen ne yaptın abi? Sana yeminim olduğunu söyledim. Deli dön tabii, çekti gitti. İşte gördün mü? Resmen öyle mi olur, böyle mi olur deyip dedesinin cebinden para yürütmüş. Ya yaptığı ortaya çıksaydı, Osman onun kolunu bacağını kırıp kapının önüne bırakmaz mıydı? Ya öteki insanlar, ya arkadaşları? Zaten onlara yaptığı onca kötülükten sonra bir de hırsızlık yaptığını duyarlarsa yüzüne bakarlar mıydı ha? Ama böyle de yüzüne tükürülen sen oldun. 40 yıllık kocana karşı iyi mi oldu yani? Ona zaten bir şey söylemiyorum. Yıllarca tıpkı torunuma yaptığım gibi her kusurun, her ayıbını insan önünde örtmeye çalıştım. Ama o benim sözde ilk yanlışımda yüzüme tükürdü. Peki şimdi ne olacak? Osman'ı bilmem ama Mine geldiğinde akşam canına okuyacağım. Artık buruma geldi abi. Yok yok aman. Aman kızcağız şimdi resmen bıçak sırtında. Böyle bağıra çağıra bir yere gelmeyeceği belli. İnsanca sor. Böyle böyle oldu de. Sen ne diyorsun de. Haberin var mı de. Ya yok derse abi. Ya inkar ederse? Belki doğru söylüyordur. Evet tahmin ediyoruz ama gözümüzle de görmedik ki. Ha susup oturup onun herkesin cebinden para tırtıkladığını seyredeceğiz öyle mi? Saçmalama Ayşe. Almadım diyorsa üzerine gitmenin bir alemi yok. Ama yine de bu işin peşine düşeceğiz. Yoruldum abi. Vallahi billahi yoruldum. Onu ta Almanyalardan buraya getirip sorumluluğun üstüne sen aldın. Yorulmayacaksın. İstanbul'a gelirken her şeyi çözdüm sandım. Onun içindeki iyiliği, güzelliği dışarıya çıkarttım sandım. Ama buraya geldikten sonra daha kötüye gitti her şey. Kızım bunlar 17-18 yaşında gencecik çocuklar hala. Başlarında kavak elde geçiyor. Düşünsene bizim gençliğimize. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Bilemezsin ki. Ama ben artık yanındayım. Şimdi sen bu gece geldiğinde sor. Bakalım ne diyecek. İyi akşamlar. Yarın akşam için iki tane bilet alacaktım. Tabii nereden olsun? Nasıl nereden? Yani ön, orta, arka sıra. Hepsinin fiyatı farklı. Ya öyle mi? Ne kadar? Önler 30, ortalar 20, arkalar 15 lira. Yani aslında ben ilk defa geliyorum. Çok da özel bir arkadaşım olacak ama yani sizce en iyisi neresi? Yani tiyatroda aslında önler iyidir. Ama dediğim gibi fiyatları farklı. Öğrenci misiniz? Öğrenciyseniz indirim var çünkü. Hayır. İndirime gerek yok. Yani alabilirim. Param var. Önden iki kişi lütfen. Teşekkürler. Buyurun, sorun nedir? Sizi dinliyorum. Demek aklına ne olabileceğiyle ilgili bir şey gelmiyor kızım. Yok, gelmiyor. Yani gelse size sormazdım. Ha, Aslı kadar notlarım iyi değil belki ama onun kadar da saf değilim. Saf olup olmamakla ilgili değil konu. Dedenin cüzdanından 100 lira eksilmiş. Bu konuda bir şey bilip bilmediğini soruyorum sana. Bugün bir soruyu böyle tek tek herkese polis müfettişi gibi soruyor musunuz yoksa sadece bana mı soruyorsunuz? Saçmalama Mine.
Sana soruyorum tabii. Kime soracağım başka? İki gündür gelip gidip para isteyen sensin benden. Ha, bu da beni hırsız yaptı, öyle mi? Sana hırsız demedim kızım. Yalanlarına alışmış biri olarak bir şey soruyorum işte. Çünkü bu evde benden başka hırsız, benden başka yalancı yok, değil mi? Aa, ama pardon. Yani onlar olsa bile bir şekilde resimlemesiyle belgeleyip ondan sonra da böyle yapabiliyorlar. Ama benim belgelerim yok. Ben size bir şey gösterebilirim. O da bomboş bir cüzdan. Gördüğünüz gibi torunuz hala parasız. Pekala. Ben sadece sorumun cevabını istedim. Böyle diyorsan başka sorum yok. Vereceğini pek sanmıyorum ama Allah rahatlık versin. Şimdi tam 3 gündür senden para isterken düşünecek mi Ayşe Hanım? Hani öğüt vermek kolay tabii. Öyle olsa babam da yapardı. Ne dedi? Dediğim gibi abi. Haberim yok dedi. Umalım ki doğruyu söylemiş olsun. Çünkü yarından itibaren artık peşindeyim. Osman Bey. Ne gittiymiş bu böyle? Osman Bey. Allah Allah. Nereden çıktı bu kapıyı kilitleme adeti? Nedir bu böyle? Bundan sonra burası benim odam efendim. Nedenmiş o şimdi? Seninle bundan sonra ne aynı odada kalırım ne de aynı yastığa baş koyarım da ondan. Ama çok ileri gitmiyor musun Osman Bey? Sen bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Çocuk değiliz herhalde. Her şeyin ne anlama geldiğini biliyoruz. Sen bütün bunları cüzdanımdan para aşırmadan önce düşünseydin. Nerede yatacağım ben şimdi? Bunu da evin bütün odalarını doldurmadan önce düşünseydin. Hadi şimdi git bak bakalım. Kendine belki yatacak boş bir oda bulursun. Sürpriz. Aa, hayırdır? Bugün cumartesi, ne işin var burada? Vallahi ben de sana aynısını soracaktım. Ne işin var senin burada? De demiştim benim hafta sonum yoktur diye. Mutlaka yapacak bir şey çıkıyor. Ama burada olmazsan çıkmaz belki. Burada olmamayı denemeyeli o kadar uzun zaman oldu ki denemeden bilemiyorum. Tamam süper. Bence bu bunu denemek için harika bir hafta sonu. Bak şimdi ben senin tiyatro hastalığını bildiğim için 2 tane bilet aldım. Hem de en önden. Ne dersin? Hadi canım. Ciddi olamaz. Çok ciddiyim ve sen hala oturuyorsun burada. Peki oyun kaçta? Akşam değil mi? Yani erkenden çıkıp ne yapacağız? Yani yapacak bir şey buluruz canım, ne olacak? Hafta sonu ne yapıyor bu insanlar sonuçta? Dedim ya, hiç bilmiyorum. Aslında Aslılar ne yapıyormuş? Belki hep beraber bir şey yaparız oyundan önce. Sanmam ya, yani Aslı kimseyle bir şey yapmıyordur. Çalışıyor. Deniz'de değil yani. Çok mu önemli? Ya dedim ya, bugün işi var. Baktı çocuğun okulunda basket maçı mı ne, öyle bir şey varmış işte, bilmiyorum. Çok iyi işte. Filiz Hoca'nın oğlu yani. Zaten canı da ne zamandır görmüyordum. Hem bir basket maçı izlemiş oluruz, hem de dün Aslı'ya biraz ayıp ettim galiba. Onun gönlünü alırız. Ne dersin? Yani basket maçı falan pek bana göre değil. Hadi sen de beni kırma. Anlaştık. İyi peki. Alo, kızım, bu kız dediği gibi Aslı'nın okuluna geldi. Demek Kerem Hoca ile çalıştığı yalan değil. Bilmiyorum abi, bu tıp öğrencisi değil, bir şey değil. Sırf Almancası için niye çalışıyor yanında, onu da anlamıştım. Kızım bırak şimdi bunları. Ben o çıkıncaya kadar buradayım. Bakalım bundan sonra nereye gidecek, tamam mı? Hah, ben sonra seni ararım. Oldu, hadi.